Cibril hadisinde imanı anlatıyor. Efendim İslam'ı soruyor. İslam'ın 5 şartını söylüyor Efendimiz. Buyuruyor. Dikkat et şimdi. İhsanı da soruyor ama. İhsan. Allah'ı görürcesine ibadet etmek. Yanlış söyledim. İbadet değil. Allah'ı görürcesine kulluk etmek. İbadet dediğinde namaz, oruç, farz falan onlar. Kulluk. Tüm ahlak. Yani bir fakire sadaka verirken de, bir insana bakarken de, ona selam verirken de, ticaret yaparken de, kulluk. Senin hayatınla alakalı her şeyi Allah'ı görürcesine yapmak. Kulluk için gelmedik mi dünyaya? Kıllık için değil, kulluk için geldik değil mi? Şimdi burada gözden kaçan bir mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i imanı anlatıp bırakmadı. Cebrail de orada sorup işi bırakmadı. İslam'ı sordu. İman, İslam nedir? İnandığın şekilde yaşamanın adı İslam'dır. İnandığın şekilde yaşamanın adı İslam'dır. Aşık mısın? Aşık. Maşukunu tanıyor musun? Tabii. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel bersu badel mevt diyen bir adam aşık olduğu sahayı tanıyor demektir. O aşkın için ne yapıyorsun? Hemen göstereyim. Eşhedü en la ilahe illallah. İlk hareket odur. Çünkü konuşmak kolaydır. Aşık olduğuna o sahanın aşkıyla kalbinin dolduğunun ilk alameti o yüzden söz olmuştur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çağırıyor. Demin söylediğin şehadetle çağırıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber diye namaza durursun. O aşkının alametidir. Kazanıyorsun. Maşukumla yaşıyorum ben. Para için yaşamıyorum. Ben hayvan değilim. Bir dakika dur. Şunu hesap et. Bunu çıkar. Bu da senin hakkın kardeşim diye verebiliyorsun zekat. Bunu içebilirsin. İstemiyor. Bir ay benim için şöyle bir gündüzleri benim Kur'an'ımla meşgul ol. Benim kulluğumla meşgul. Bir, kendini dinlendir. Emretmiş diyor. Ağzını çalkalarken kaçacak diye aklın çıkıyor. Bu aşktır. Bu sadece haram helal meselesi değildir. Aşktır bu, aşk. Deli divane oluyorsun hac kurası çıksın diye. Bu aşktır. Aşk olmalıdır. Anlaşıldı mı? Buradan bırakıyor mu? Bunun zirvesini anlatıyor Efendimiz. İhsan. Çünkü böyle aşık olduğunu göreceksin. Demek ki iman öyle bir cevher ki üzerinde işlendiğinde Allah'ı görür noktasına getiriyor insanı. İhsan. Göremiyorum. Onun da merhameten tarifini yapıyor Efendimiz. İhsan hadisi şerifinde. Sen onu göremesen de o seni görüyor diye düşünmek. Bu tabandır bu. Tavan vikaullah'tır. Görmektir. Cemalullah'tır, vuslattır. Peki yok. Ben görme kabiliyetim yok. Müşahede kabiliyetim yok belki. O beni görüyor mu? Şu an beni görüyor mu? Bu bana yeter diye yaşamak da müminliğin aşkıdır. İşte tasavvuf ahlakı ve terbiyesi ilmi ihsan üzerindeki ihtisastır. İşinde, gücünde, evinde, barkında, yatışında, kalk. O yüzden duruşu böyle, yemekte duruşu böyle, oturuşu böyle, kalkışı böyle, üzerine gidin. Ya bu kadar zor değil ki İslam. Oğlum biz de biliyoruz zor olmadığını. Adam bir terbiye vermek için şey yapıyor. Birisi kalksa dese ki, ya aslında okulda ne öğretti? Bu kadar zor değil ki kolay. Okula da gitmesin çocuk. Bu kadar gitmesin. Yine verebilirsin doğru. Ama çocuk bir disipline oluyor. Kendisi kalkıp ödevlerini yapıp üstünü değiştirip belli bir yerde bulunma başka terbiyeler de alıyor. Tasavvuf mektebi de böyledir. Mektepleri de böyledir tasavvufun. Ama neticede vasıl olmak istediği nokta şudur. Aşık olduğunun seni gördüğünü bilerek yaşaman ve hep onu göreceğim diye o aşkta yaşaman. Bunun hayatına tatbik için sana bir ilim lazımdır. Kendine bırakılmamıştır. Bu ilim sahasının adı tasavvuftur. Yani İslam'dır. İslam ahlakıdır. Anlaşıldı mı?